Başlıyoruz. Hem de efsane bir videoya. Haydi bakalım. O da mı sizin? Sade büyükler mi? Ben iki kere de atıyorum. Bizde yok. Neredeyiz? Hadi Niyaz'ın kucağına otur bak. Abi acayip bir yerdeyiz. Bakın bugün size neler göstereceğim. Hadi Niyaz'ın kucağına otur. Çık kucağa. Çık otur kucağa. Bekle. Korumayal orayı. Bekle. Sokulamayız mı abi artık şimdi? Selamun aleyküm arkadaşlar. Ben Orhun Topkaya, kanalımıza hoş geldiniz. Sizleri sevgiyle selamlıyorum. Nasılsınız? İyisinizdir inşallah. Şükür biz de iyiyiz. Güzel bir günden güzel bir video ile beraberiz. Yine günlük işlerimizi yapıyoruz. Değirmene geldik. Köpeklerimize yal bitti. Onlara yal öğüteceğiz. Şimdi onları oraya bıraktık. Han'da size göstereceğim. Burası Han ilçesi arkadaşlar. Han'da göstereceğim mükemmel şeyler var. Özellikle bir abimizle tanıştım. Efsane köpekleri var. Yani... Ben şaşırdım. Daha önce de gördüm. Sizlere de göstermek istedim. Onları da göstereceğiz. Han'ın da tarihi yerlerini gezeceğiz. Hem iş yapacağız hem eğleneceğiz. Beğenmeyi, paylaşmayı unutmayın. Şimdi size Nairo'dan doğruydu değil mi abi? Evet. Gel. Bir gel bak. Gel. Arkadaşlar. Efsane bir köpek. Efsane bir köpek. Neler yapıyor neler inanamayacaksınız. Abi böyle durur mu artık? Durur. Bekle öyle. Şimdi gidelim. Birazcık bunların bakımları var, şeyleri var. Ondan sonra bekle. Çekime geçeceğiz. Tarihi yerleri biraz gezelim. Ondan sonra köpeklerle eğleneceğiz. Nairo. Bir sarıl bakayım, sarıl. Bana mı sarılacak sarıl. Abi? Git sarıl, 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 sarıl. Gel, gel, sarıl, gel. Sarıl, sarıl, sarıl. Çık kucağına. Gel. Bekle, heh. Bekle öyle. Bekle, otur. Abi arabayı falan sürmesin. Bekle. Bu yapabilir ya. O potansiyel var bunda. Şu anda 9 aylık arkadaşlar. Acayip. Şimdi buranın yeraltı şehri var. Camileri var. Çok eski bir yer Han. Han ilçesi. Oraları kısa kısa geçelim. Sizlere anlatayım. Belki gelip görmek istersiniz. Ondan sonra aslanımızla, annesinle eğleneceğiz. Bizim işler olasıya kadar. Arkaya geç. Arabayı bir süreceğiz. Geç arkaya. Arabayı koru geç. Desen korur mu abi? Bekle. Korur tabii ya. Lan benimle böyle gelir mi şimdi bu? Gelir tabii ki ya. İyiymiş lan Niyazi. Evet, değirmene geldik. İki seferdir, üç seferdir zaten geliyoruz. Ama hiç bu kadar burasını derinden gezmemiştik. Neredeyiz? Tekrardan söylüyorum. Eskişehir'in Han ilçesindeyiz. Burada yeraltı şehri var, hamamlar var, tarihi camiler var. En güzeli, şimdi size buraları anlatacağım. En sonunda da köpeklerimizle acayip şovlar yapacağız. Abimiz bizi bekliyor. Şimdi yeraltı şehrine giriyoruz. Han'dayız. Niyazi nereye gittin Niyazi? Arkadaşlar yeraltı şehri Han'da bulunuyor. Han ilçesi ilçe tarım müdürü. Ali İhsan Söker. Evet daha önce de tanıştınız. Kendisinle Yazılıkaya'da tanışmıştık. Dedik buraya gelince böyle bir burasını gezdirelim. Şimdi burası yeraltı şehri değil mi müdürüm? Evet Friklerden sonra Roma döneminin en parlak dönemini yaşamış. Romalıların devam ettirdiği, düşmana karşı o dönemde halkın kullandığı, güvenlik amacıyla kullanmış yeraltı şehri. Evet, burada saklanmışlar büyük ihtimalle. Burada saklanmışlar, orada girişi var. Nereden gireceğiz? Asıl girişimiz dışarıda, gelin. Dışarıda mı? Buradan giremiyoruz mu? Yok, oralarda bu değil. Asıl girişe buyurun. Gel bakalım. Oralara da gireydik ya müdürüm. Buradan daha uygun. Çok dar mı? Evet, oralar uygun değil. Asıl ulan nasıl yapmışlar Niyazi? Büyük savaşlarda belki buralardan saklanmışlar ha? Evet, birbirine bağlantılı çok daha fazla giriş ve çıkışları bulunan. Ben kamerayı vereyim size. Evet arkadaşlar, arada böyle işler yaparken buraların size tarihi yerlerini de gösteriyoruz. Burası da Han. Bana derseniz ben ilk defa geldim. Geldin mi daha önce diye. Çok geçtik ama hiç gelmedim müdürüm. Aynen. Ana ne soğuk burası. Evet, Difriz'den hiçbir farkı yok. Ağustos'ta dahi aynı. Ulan Niyaz adamlar ne yapmış ha? İki kişi karşı geldiğinde nasıl geçiyorlarmış da? İşte bilmeyen düşman askeri hiçbir şekilde girip yerel halkı takip edemez bu tünellerden. Bilmeyen bir insanın girip çıkması ya da yerel halka varıp zarar vermesi imkansız. Allah Allah. Evet. Şimdi bu ışıkları kaybasak biz bulamayız mı burada hiç? Oğlum nereye yok, gidiyoruz? Tamamı açık değil. Tamamı açık olsa bulunmaz. Bakın. Bak, şuralar aydınlatma artık ne amaçlı olduysa belki
teker koydular, bilemiyoruz. Evet, kapatmak biz için. Flaşımızı yakalım. Flaş ışıklarımız var zaten de. Bazen böyle yeraltı şehirlerini gezerken flaşa izin vermiyorlar ya. Yok, burada sıkıntı yok. Nereye gideceğiz daha müdürüm? Gelin gelin. Şimdi daha şuraya. Niyazi Bey'in demin gelmeye çalışıp döndüğü yer burası. Burası Niyazi Bey'in demin gelip girmeye çalıştığı yer burasıydı. Acık ilerleyebilir miyiz? Ona oradan giremiyor muyum? Yok, girmeyin. Buradan aşağı mı gidiyor? Çıkış yok. Demin ilk girdiğimiz yere çıkar. Buradan aşağı giden bir şey var. Tamam. Bağlantılı tüneller var birbiriyle bağlantılı. Buranın çoğu keşfedilmemiş mi daha ki acaba? Büyük kısmı keşfedilmedi. Çok az kısmı. Ben aşağı göremiyorum. Ben size göstereyim. %95 kısmı duruyor. %95'lik kısmı duruyor daha. Şu anda biz %5'lik kısmını keşfettik. Evet, evet. Buyurun. Bunu keşfetseler ya. Bundan sonrasında su var. Devam ediyor. Su olduğu için şu anda devam edemiyoruz. Bir ben gideyim mi acık ilere? Vallahi tabanı bayağı su. Gideriz. Merak gider. Ettim şimdi. Bu adam bayağı. Öyle az su yok orada abi. Lan keşke cizme getireydik ha. Evet. Tamam açılsa 10 kilometre, 20 kilometre birbiriyle 10 kilometre, 20 kilometre birbiriyle bağlantı bu şekilde yol olduğunu eski yaşlı insanlar söylüyorlar. Biz nelerin üstünde? Çoğu yerler göçtüğü için, çoğu yerlerde şurada görüldüğü gibi çökme olduğu için açılmadı, temizlenmedi. Şu anda %95'i keşfedilmemiş olarak duruyor. Ama yaşlı insanlar handaki evlerin içindeki kuyulardan çıkış olduğunu söylüyorlardı. Bunların hanın birçok noktasındaki evlerdeki kör kuyulardan çıkışının olduğunu söylüyordu yaşlı insanlar. Bu kaçış yolları. Halkın kaçış yolları. Evet. 30 kilometre mi dediniz? 20-30 kilometre evet. Buradan bizim köye kadar. Belki evet. Bizim köyden de çıkış var. Şey, yazılı kayayla bağlantısı varmış. Girişi çökmüş. İşte Anladım. Orasını merak ettim yalnız Niyaz. Adamın kafası. Asker burada duruyor böyle mesela. Sen şeysin, düşmansın. Evet. Baltayla. Var mı? Yok. Güvenlik tekbiri muhtemelen. Güvenlik tekbiri de şeyler çok dar. İki kişi karşı karşıya geldiğinde zaten düşman askeri gelecek. Buradan şişleyeceksin. Şey olarak, sayı olarak da hep teke teksiniz. Evet. İsterse 100 kişi gelsin. Niye tek sıra geliyor? Hep tek sıra geldiği için teke tek dövüşüyor. Orada bak, burada da var aynı. Gördün mü? Evet. Dur bakayım. Boş orası niye? Şimdi şuraya da bakalım. Ona. Ben işte burası dedim müdürüm. Demin senin geldiğin yer buraydı değil buraydı, mi? Buraydı, merdiveni gördüm ben. Demin Niyazi'nin girmeye çalıştığı yerin çıktığı yer. Şuralarda basamaklar, el basamağı ve ayak basamakları. Şurada görüldüğü gibi. Belki de aşağıda gidiyor. Yani insanlar içeri girdiği zaman belki o kapıyı kapatıyorlardı. Buradan çıkıyorlardı. Artık bilemiyoruz o zamanki. Ama el ve ayak tutma yerleri orijinal. Evet. En az 3000 yıllık. 3500 yıl. Evet. Çok soğuk yalnız. Ben bir şey söyleyeyim mi size? Burada adamlar zatürreden zaten ölüyormuştur soğuktan. Ama ateş yakınca sanırım lan burası. Belirli bir aşağı indikten sonra sabit olur. Zarar vermez. Sıcaklık sabit olur. Şimdi bir çıkalım bir de öteden dolaşalım. İyi arpa alır buralara. Yiyecek, içecek. Ya. Gerektiğinde su. Burası ne? Yeraltı şehrinle bağlantı olan yerlerde. Çıktık mı? Biz geçtik mi bunun altından? Geçtik. En alttan geçtik. Evet. Kolay oyulabilir kayalar var. İşte arkadaşlar buralarını oymuşlar. Müdürüm buraları. Gerçekten güzel yerler. Keşfedilmesi lazım. Şu yapı. Turistik açıdan. Ne amaçla yapıldı, ne amaçla kullanıldı bilmiyorum ama çok değişik. Jacuzzi'ye benziyor. Evet. Keyif yapmışlar burada. Ya da saygın ailelerinin mezar odası olduğu düşünülüyor. Müdürüm burayı başka işlemişler. Evet. Ama çok yıpranmış ya. İlk açıldığında tepe göçük değildi. 15-16 yıl önce. Evet. Daha sağlamdı. Motifler daha belirgindi. Yağışlar nedeniyle bu hale geldi. Bunlar mezar odaları. Aile mezarlığı. Bunlar mezar odaları. Üstü göçmüş zamanla yağışlardan dolayı. Üstleri sağlamdı. Buralar mezar odaları. Evet, burada tarih var arkadaşlar. Bizim bulunduğumuz bölgede özellikle Eskişehir, Seyit Gazi, Çukurca, Han, Frikya Vadisi diyoruz. Burası Frikya ile alakası yok ama. Hayır, Friklerden sonra Roma'ya ait ve Roma dönemine ait burası. Evet. Burası Roman. Tamamen Roma'nın. Hayatımda hiç böyle köpek yalı öğütmemiştim ha. Keşke her gittiğim yerde böyle tarihi yerleri gezsek müdürüm. Vallahi Allah razı olsun.
Gezeriz bizi daha çok yerlerimiz var. Bizi kırmadığınız için ben çünkü biliyordum bunları. Bak hiç de gelmedim. Dedim ki rica edeyim. Kaymakam Bey, İlçe Tarım Müdürümüz dedi ben sizi gezdiririm. Niyazi ile hem gezelim. En önemlisi köpekleri çok merak ediyorum. Buraları da güzel de. Şimdi bu tarafta var. Oraya da gidelim. Niyazi keşke buralarda yaşaydık ya. Ne zaman? 1500 yıl önce. Telefon yok, internet yok. Telefon yok, internet yok işte. Şey yaparız, arpa buğday eker yerdik. Evet. Devam edin oradan. Burayı ben girecektim bak merak edeyim de. Girelim. Gir. Tabii. Işığı açık. İrem. Herhalde buranın şeyiymiş. Roma prensesi. Roma prensesi. Evet. Allah Allah. Burada son bu. Yukarı çıkıyor lan. Gir. Aşağıya bakıyor. Ha ona. O aslında çok karışık Niyazi. Şu an yukarı çıkıyoruz ya. Dur. Şimdi tamam. Yukarı çıkıyoruz ya. He. Aslında aşağı iniyoruz. Tamam hadi birazcık. Çıkalım. Dur ben kaldırayım da. Oğlum kaybolmayalım burada. Vallahi harita da yok. Geliyoruz. Oğlum nereye çıktık biz? Niyazi. Ha merdiven buradayım. Az daha öte. Geliyoruz müdürüm, çekim yapıyoruz. Oğlum şey, az daha öte gidelim mi? Dikkat et abi şöyle. Yok sağlam. Müdürüm buradayız biz. İşte normal bir yere geldik. O ne yapıyorsun lan bir? Tamam bir sor. Ana yine geldik lan. He? Daha deminki gibi bir yere geldik, yine geldik. İyi mi kamaş ya? Yok oğlum biz başka bir yere çıkıyoruz. Yok oğlum çıkıyor muyum ya? Tamam. Aa merdiven var. Oğlum nereye geldik Niyazi? Ulan kaybolduk herhalde. Aa şey lan burada, o geldiğimiz yer. Ya bu yoktu burada. Bu ne lan Niyazi? Oğlum valla. Dur sen burada. Ama adama heyecan veriyor niye? Bir al başka yer var mı? Lan Niyazi ne başka yeri? Bunun her yere gidiyor. Gel. İlk keşif gitmeyelim. Bak burası son olsun. Evet. Bak buradan gidiyor. Bak buradan da gidiyor. Bırak sen burada bekle. Sen dur. Ben şuraya bir çıkayım burada. Tamam. Gitme ha. Sen burada bekle ben bunlar gelir. Ha buradan gitmiyormuş lan Niyazi. Ama gidiyor lan. Niyazi. Gel oğlum kaybolacaksın lan. Son lan bura. Yok mu başka? Kalmış. Çok uzak ama orası. Yanıyor içerisi. Oğlum adamın evinden çıkma. Sakın. Niyazi teyzenin ablanın evinden çıkma. Evet. Vallahi gel bakalım. Müdürün şimdi bıraktık ya nereden çıkacağız Niyazi? Tamam müdürüm geliyor. Oğlum çok güzel ya. Ama kolay işlenen bir yer. Nerede kaldı kendisi? Nereden çıktık? Ben buradan bekliyorum. Ben buradan bekliyorum sizi. Siz nereden geldiniz? Vallahi müdürüm çok güzel buralara. Ben aşağıda bekliyordum sizi. Yok da buraya çıkıyormuş orada. Vallahi ben de bilmiyordum. Kaç metre geldik buraya? 500 metre, 600 metre geldik. Gün yüzüne çıkmış yerleri burası. Dediğimiz gibi her yerde belki de bu şehir devam ediyor. Burası derin bir çukur. Çukurlar var. Yerler var. Burası da var. Müdürüm burası çok dehşet. Adam bir anda böyle... Bakın. Onu. Su var. Eski insanların söylediği, tabii biz görmedik. Sudan sonra ya da suyun belirli bir altından sonra geçildikten sonra suyun tuzak olduğu. Sudan sonra geçildikten sonra tamamen susuz büyük kanal el yapımı dehlizlerin olduğu ve hanın her tarafını kapladığını çok yaşlı insanlar söylediler. Şimdi suyu oraya öyle bir koymuşlar ki su var deyip girmiyorsunuz ama evet. Suyu geçerseniz şehre giriyorsunuz. Evet. Allah Allah. Evet. Nasıl oymuşlar o değil mi? Hala çalışıyor şu anda. Mezar odası. Evet. Roma döneminin mezar odalarından. Üst kapak var. Bir saniye.
Flaşımızı açalım. Evet. Hayır Niyazi, bak üst tarafında şey var sanki. Bence hepsinde kapak varmış da zamanla kırılmış. Kapalı tabii, zamanla kırılmış. Düşecekmiş gibi duruyor. Bak şurada delikleri var. Onların yaşadığı heyecanı şimdi anlıyorum. Gidiyor lan buradan. Gir bakalım. Gidiyor mu? Bana gidiyor. Hiç gidesim gelmiyor. Gidiyor mu? Ama heyecan verici. Dur ben 5 kameraya sokayım, ışık göstersin. Çok da girme ha. Oğlum şey olmaz ki. Hı? Tolunuyor böyle. Arkadaşlar şimdi şuraya da bir acık gidelim. Niyazi giremedi. Üstüm batar dedi. Ama ben merak ediyorum. Müdürüm bu gidiyor. Vallahi işte hanın altından her yerine devam ettiği söyleniyor. Hanın altından. Abi siz buralara niye ışıklandırma yapmıyorsunuz ki? Vallahi işte... Ama bu tünelde rüzgar var. Kesin bunu bir tarafa açık ha. Vardır. Çok bağlantısı vardır. Yani çok bağlantısı vardır. Abi bu ne? Niyazi! Oğlum burada bir şehir var lan. Bana dar la bura. Heyecan veriyor mu? Daha bir şey anlamadım. Eski adamlar küçükmüş demek ki Niyazi. Evet. Bak şimdi oradan görüyorum. Bak Niyazi bak. Gördün mü? Gidiyor. Oğlum gitme. Bak buraya bir tane kedi girmiş. Vallahi gidiyor ha. Yıkılmalar falan var. Buraya güvenlikle girmek bence lazım. Bence dönüyor böyle. Dur bakalım şuraya gidemeyelim. Niyazi. Panorolmer aktivitelere dönmesin bu iş. Şu anda yerini al. Ona ben gideceğim bir de. Işık var lan. Işık mı var? He. Oğlum bak birinin evinden çıkarız, yapma. Niyazi bak flaşın ışığı %85. Karanlıkta kalırız yemin ediyorum. Tamam. Hadi. He. Ya çok hoş olmaz mı? Gideriz gel. Burada da daha çıkıyor. Aşağı gidiyor. Dayı abi. Selamünaleyküm. Gel Niyazi, ben korkmaya başladım. Niyazi. Yalnız tamam. Şunu göstereyim sana. Heyecanını merak ediyorum. Telefon. Kapat ışığını. Kapat. Telefon çekiyor. Ben de kapatayım. Kapattın mı? Hissettiğin duygu ne? Allah'ım. Aç sen aç. Ya. Araba çalışmış oğlum. Oğlum bizim arabayı götürüyorlar. Kim götürüyor ne arabayı? Ben bugün nereye geldim onu bilmiyoruz ki. Araba nerede kaldı? Abi bak bu kesin adamın evine. Giden buradan Niyazi, biz nerelere geldik Allah'ım ya Rabbim. Görüyor musun? Yavaş gidiyor lan. Girdin miydi sen hiç buralara? Hayır be. Oğlum bu kadar heyecan verdiğini bileydim, ben buraya ne zaman gelirdim lan? Oh, bacaklarım var oğlum. Niyazi çok yorucu. Yani normalde yukarıdan bakıldığında eski çağlarda hiçbir şey gözükmüyor. Burada üstü tamamen kapalı. Abi biz Niyazi ile gittik. Birazcık gittik tabi de. Yani nereye gidiyor bilmiyorum. Belli değil. Ve yukarıdan bakıldığında normal doğal bir yapı, doğal bir dağ. Ama altında suyu, yiyecek depoları olan, yaşam merkezleri olan komple bir şehir. Ve günlerce hiç dışarı çıkmadan tüm ihtiyaçlarını görebilecek şekilde stokları var. Pandemi geçirseler hiç evet çıkmadan yaşayacaklar evet, yaşayabilirler. Yani. Süper. Ayaklarım, yani şuraların ağrımadı mı Niyazi? Dizlerim çok acıdı. Neyse hadi bakalım şimdi nereye devam. Gidiyoruz? Şimdi hamama. Arkadaşlar burası efsane bir yer. Her anlamda insana adrenalin de yaşatıyor ama ya ne bileyim, bir tuhaf geldi bana ya. Orası da mı gidiyor? Görüşmüş. Gidiyor ama. Yapı belli. Giriş. Bu da yeraltı şehrinin girişlerinden birisi. Ama A kapısı, B kapısı. Vallahi. Ama yoruyor değil mi? Eski adamlar nasıl dayanıyormuş lan bunun içinde? Vallahi her delikten girmeyeceğiniz de girdiğinizde de bir yeri gidiyor arkadaşlar. Şurada da bir delik var. Ben hemen 2 dakika şuradan da size bir çekeyim. Bakın gidiyor.
Allah'ım ya Rabbim, ne güzel yerlerde yaşıyoruz da kıymetini bilmiyoruz. Oh. Evet arkadaşlar, han o kadar tarihi bir değere sahip ki şimdi de burada bulunan hamamdayız. Han ilçesi. Eskiden burası Osmanlı hamamı. Osmanlı hamamı. Osmanlı hamamı. Bu da şimdi gideceğimiz evveliyatı kilise olan, şimdi cami olan oradaki vaftiz taşı. Evet. Oradan hamama getirilmiş. Orijinal yerini de göstereceğim şimdi. Nasıl getirmişler buraya? Evet. Orijinal Roma döneminin vaftiz taşı. O gerçek yeri de göreceğiz şimdi gittiğimizde. Orijinal. Burası hamam. Evet, hamam burası. Tarihi bir hamam. Buyurun. Osmanlı zamanından kalma. Evet, Osmanlı. Osmanlı'da yapılmış bir hamam. Evet. Ve burası çalışıyor muydu siz, biliyor musunuz? Yakın tarihe kadar çalışıyordu. Ha, bu odunla ısıtılıyordu. Evet. Bildiğim. Eski düğünlerimizde damat hamamı denen bir geleneğimiz vardı. Gelin hamamı denen bir geleneğimiz vardı. Kirkit, kilim dokuma. Ne zaman çalışmaz hale geldi? Herhalde 85'lere kadar bayağı çalıştı. Yakın tarihe kadar. Evet. Buyurun. Şu orijinalle yakın bir tekrar dizayn etme. Orijinal kapısına benzetilen bir sistem. Evet, orijinal kapısına. Peki neymiş onun özelliği? Bıraktığın zaman kapatıyor kapıyı. Çekme kolu var ya kapılarda. Aynen. Buyurun. Hamam ya. Ben de şey zannettim, güvenlik amaçlı. Hani burada kadınlar hamamda erkek girmesin diye. O orijinal şeyi, kurulan şeyi, tası. Bu orijinal tası. Evet. Orijinali bu. Bu da sonradan yapılan işte. Farkını buyurun. Odunla nasıl ısıtıyorlarmış burasını ya? Onun için cehennemlik denen bir yeri var. Ama şu anda ben bunu bilmiyorum. Göremeyiz miyiz? Cehennemlik duruyor mu? Kalkıttım. Ben göremedim. Cehennemliği burası bak. Buldunuz. Evet. Şimdi bunun için ateş mi yakıyorlarmış? Evet. Dışarıdan odun atılıyordu. Evet. Şimdi ve içeride yakılıyordu. Oradan ısınan suda dağıtılıyordu. Ben hatırlıyorum ya. Bardak suyu biliyordum çünkü. Tüm damat yıkanmaları, gelin yıkanmaları törenle yapılıyor o dönemde. Evet. Ama zeytin yok yapıyor ha. Küllük oğlum, küllük. Ne küllü lan? Sigara için? Bir amacı varmış onun ya. Benim bir sigara. Bu çatlamış. Oğlum sigara olur mu ne? Eskiden sigara ne yarayacak? Nasıl yarayacak? Ay Niyazi. Bunu biliyor musun? Kirkit. Evet, kirkit. Neyse gidiyoruz arkadaşlar. Şimdi hamam da var. Abi işte tarihi eski olan bir yerde her şey bulunuyor. Han ilçesi uzun zaman önce kurulmuş. Osmanlı zamanına kadar tarihli, Osmanlı zamanına kadar tanıklık eden bir yer. Hatta şimdi gideceğimiz yerlerde belediye binası falan eski Osmanlı topçu okuluymuş. Topçu okulu evet. Orman haliyle duruyor. Abi biz bu değerleri niye bilmiyoruz ya? Benim ayıbım. Ben kendim de şu an utanıyorum. Şimdi gittiğimizde göreceğiz. Oradan da anlattım. Evet. Gittiğimizde göreceğiz. Han ismini veren 400 odalı hanın yıkılarak emirdağ hükümet konağı yapmak için taşları taşındı buranın. Neyse gidelim, gel abi ya. Ha, orada otasın ne oldu öğrendim. Ne? Kınatasıymış. Kınatası mıymış? Hana ben çok geldim arkadaşlar. Hocamız bu. Hoş geldiniz. Hoş geldiniz. Selamünaleyküm. Hana ben çok geldim. İşimiz oldu. Değirmene geldik. Yallah'a geldik. Buraya geldik gittik ama hanı ilk defa bu kadar derinlemesine geziyorum ve böyle yerler hani şöyle geçiyoruz işte. Yani ama efsane yerler var. Şimdi neredeyiz hocam? Evet şimdi. Sizi de bir tanıyalım önce de. Tekrardan. Tekrardan hoş geldiniz. Hoş bulduk. Camimize, ilçemize. Ben Hüseyinpaşa Camii'nin İmam Hatip'im. Evet. Kendisi sağlam. Camimizin ana girişi. Evet, gidelim. Gidelim. Camimiz çok eski hocam herhalde. Camimiz kapılar falan Niyazi baksana. Evet. Bismillahirrahmanirrahim. Camimizle ilgili iki görüş var. Evet. Birincisi Bizans dönemine ait burada Ulu Kilise ve Kızıl Kilise diye zikrediliyor. Ama ağırlıklı görüş Kızıl Kilise. Sonra ya. 4. Murat Sadrazamlarında Hüsrevpaşa 1631'de. Evet. Siz anlatın hocam, buyurun ben dinliyorum size. Burada
kilisenin üzerine kilisenin bulunduğu yerin üzerine cami inşa ettiği söyleniyor. Evet. Bu vakfiyede de zaten böyle geçiyor. 1631'de başlıyor. Tadilat yapılıyor. İdam edilmesinden Tokat'ta idam edilmesinden sonra Çifteleli Osman Ağa tarafından 1638'de tamamlanıyor. Evet. Cami ilçede tek cami, tarihi cami, Hüsrepaşa Camimiz. Ebrar, iftah lana hayral bab. Eyler güzel bir dua nakşetmiş, yazmış. Ey kapıları açan, bize de hayırlı kapılar aç. Cümlemize. Evet, yani güzel bir dua camiye girerken değil mi? Evet, şimdi arkadaşlar bakın şurada işaret var. Bir de şunu abi az önce bir şeyde görmedik mi? Roma mezar odasında gördük. Şu, evet, şu yukarı. Aile mezarlığında gördük. Evet. Alttaki evet o şey. Zaten mezarlıkta kamplemin birebir aynısı. Evet, içeri girelim, içerisi de çok güzelmiş. Tarihi bir cami. Kaç yıllıktı hocam tam olarak? İlk temeli 1630'lu yıllar. Hadi bakalım mesela. Arkadaşlar burada tarihi var. Şimdi içerisini de anlatacağız biz size. Şöyle görüyorsunuz. Bakın. Arkadaşlar ben size şimdi bilgileri gösterdim. Burası da camimizin içi. Şöyle ben göstereyim. Tarihiyle çok eski bir yer. Evet hocam buyurun. Camimiz az önce de söylediğimiz gibi 1600-1700'lü yıllarda 1600'lü yıllarda Hüsrev Paşa adına 4. Murat Sadrazamı Hüsrev Paşa burada han, hamam, cami yaptırıyor. Cami 1631'de başlıyor. Hüsrev Paşa'yı Tokat'ta idam ediliyor. Sonra Çifteleri Osman Ağa 1638 yılında tamamlıyor. Evet. Bu zaman zarfı içerisinde. Şimdi caminin ana kurgusu, temeli ve kasnağı son yapılan restorasyonda gösterdi ki kilisenin üzerine bir kaplama yapılıyor tamamlanıyor. Burasının orijinali kilise. Orijinali temel temeli kilise. Evet. Ama şu anda tabii asıllarda cami olarak kullanılıyor. Evet. Orijinal. Şu köşelerde haç işaretleri var 4 tane. Şunlar arkadaşlar. Simetrik olarak. Evet. Onlar ortaya çıkarıldı. Bu medeniyette burada yaşamış. Pencere kısmında var bir tane. Orijinal kamalı haç. Kamalı haç ne ya? Müdürüm. O zamanki artık anlamını bilmiyorum ama tapınak şövalyelerinde tüm kostümlerinde, tüm zırhlarında olan bir amblem. Yani haç, kamalı haç diye geçiyor. Yalnız duvarın kalınlığına bak. Bu duvar kaç santim hocam? 133 santim. Top geçmez. Tabii top geçmez. Evet, güzel bir camimiz arkadaşlar. Buraya şimdi gelirseniz. O figürler, karşıda gördüğümüz figürler aslında o sıvanın altında çok eski olan yazılar. Onları güncel tutmak için, gün yüzüne çıkarmak için bu Horasan sıvanın üzerine de o figürleri işte şu boyamalarından mı? Boyaları falan yaptılar. Şu çiçekleri falan. Çiçekleri falan. Evet. Onlar orijinalinde var. O ama üzerinden geçilmiş. Üzerinden geçildi. Belli olsun. Belli olsun diye. Size çok teşekkür ediyoruz. Biz teşekkür ederiz. Ayağınıza sağlık. Musalla taşımız da kiliseden kalan sütun ve mermer. Orijinal. Evet. Orijinal musalla taşı. Musalla taş olarak kullanılan da kilisenin orijinal sütunları ve mermer blok. O orada mıydı hep? Hayır, bizimkiler koymuşlar camiyi yapınca. Evet. Ulan. Tekrardan teşekkür ediyoruz. Biz teşekkür ederiz. Allah'a emanet olun. Gezmeye devam. Burası da Osmanlı'dan kalma bir çeşme. Abi kaç seneden beri akıyor acaba? 500 yıllık bir çeşme arkadaşlar. Aslında şimdi biz camiyi de gezdik. Orada görünen bir şey var. Müdürüm de söyledi. Yazılıkaya'da 40 koş başındayız. Evet. Ne kadar biz kiliseden camiye çevirmiş olsak da oradaki haçlar, oradaki bazı sembollar hala duruyor. Orijinal haliyle. Orijinal haliyle duruyor. Aslında bizim eski insanlarımız saygılı olarak çevirmişler. Tüm dinlere saygılı. Evet. Tüm dinlere saygılı. Lakin birazcık şey yapmışız da olsun. Hı. Evet. Ya burası tarih fışkırıyormuş müdürüm ya. Evet. Gibekler orijinal. Burada da kalıntılar var.
Evet arkadaşlar, vallahi ya ne bileyim, biraz yanlış anlamayın da biraz bakımsız mı kalmış ne midirim? Ne yazık ki. Ne yazık ki. Buradan mı giriyoruz? Buradan. Evet. Hana ismini veren 300 odalı bir rivayete göre hana ismini veren bir 400 odalı veya bir rivayete göre 300 odalı hanın bulunduğu yer burası. Biz Han ilçesindeyiz. Hana Han denmesinin sebebi burada büyük bir hanın olması. Evet. Han nerede? Hanı çok acıdır ki Emirdağ'a hükümet konağı yapmak için orijinal Roma mermerinden yapılmış hanı tek tek söküp Emirdağ'a hükümet konağı yapmak için taşımışlar. Çok acı bir şeydir ki hanın hanını sökerek Emirdağ'a hükümet konağı yapmak için götürmüşler. Ancak filmlerde olur böyle bir şey. Harbi çok yani acı. Şimdi çok burada acı. 300 odalı han var mıymış? Varmış. Ama? Buranın en büyük özelliği 1600. Yıllar sonra İpek Yolu'nun aşırı derecede canlandığı ve burada konaklama merkezi olduğu için 300 odalı han. Malum burası İpek Yolu üzerinde bir bölgemiz. Evet. İpek Yolu üzerinde olan, senin köyün de İpek Yolu üzerinde olan bir köy. Evet. İpek Yolu üzerinde olduğu için 1600 ve 1700. Yıllarda en parlak dönemini yaşamış o ticarette. O yüzden burada 300 odalı bir han var. Han varmış. Var gerçek. Han ve varmış da o müdürüm, han yok, hani nerede han? Varmış, yakın tarihe kadar varmış. Buranın yaşlıları biliyorlar, çok iyi biliyorlar. O taşların söküldüğünü de biliyorlar. Yazık. Tarihimiz. Evet, olur böyle şeyler. Ne diyeyim ya? Ben ne diyeyim ki? Bir şey diyeyim mi? Geziyorum, ben heyecanla geziyorum. Gezmediğime pişmanım. Kendimden utanıyorum. Yani 20 kilometre ötede gel, yaşa burayı, gelme, gezme, tarihini bilme. Ama gelince de böyle şeyleri öğrenince insan bir tuhaf oluyor. Yani burası han, hana ismini veren han. Han yok. Abi her köşesi tarihi. Şimdi han hükümet konağındayız. Burası da topçu okuluymuş. Osmanlı döneminin. Osmanlı döneminin topçu okulu. Burada topçu askerlerine eğitim veriyorlarmış. Evet. Yani ve orijinal haliyle duruyor. Çatısı hariç, çatısı yenilendi. İçi orijinal. Duvarları, yapıları orijinal. Evet, girelim mi içine? Girelim. Yazıları da orijinal. Her şey orijinal. Niyazi topçulara bakın. Evet arkadaşlar, içerisinde gezdireceğim. Kaymakam Bey ile de görüşeceğiz. Şimdi burada öyle bir sancak var ki Osmanlı zamanından kalma sancak var. Korunuyor. Üzerinde askerlerimizin, komutanlarımızın kanı dahi varmış. Bir 15 dakika sonra tekrardan buraya geleceğiz. Ama şu anda köpekler bizi bekliyor. Köpeklerimizle birazcık takılalım. Evet arkadaşlar, Üççam bölgesi. Erhan abi doğru mu? Doğrudur. Üççam bölgesi mesire alanındayız. Müdürümüz orada, Erhan abim burada. Şimdi köpeklere dedim ya ben size göstereceğim diye. Şöyle açık alana gelelim dedik. Neler yapıyorlar, neler sergiliyorlar birazdan size göstereceğiz. Abim öncelikle bize izin verdiğiniz için teşekkür ederim. Yani köpeklere ben rica ettim. Onlar bizim dostlarımız, herkes görsün ya. Evet. TikTok'ta da herhalde ünlülermiş. Tabii tabii, bayağı ünlüyüz TikTok'ta. Gel Zeyna. Gel. Zeyna ve? Zeyna annesi. Zeyna 4,5 yaşında. Gel Zeyna, al. Evet. Otur. Nairobi de yavrusu. 9 aylık. Otur. Onun Zeyna'nın yavrusu. Heh, bekleyin. Abi sen bunlara bir... Bekle böyle. Heh. Şimdi. Bekliyorsunuz. Abi nasıl eğitiliyor bunlar ya? Ya bunlar tamamen sevgi. Evet. Ve sevdiği bir nesne olduktan sonra eğitmesi çok kolay. Evet. Yani eğitim için uğraşmaz lazım. Her türlü herkes eğitebilir yani. Gel buraya. Anladım. Ben de bu sistemi bildikten sonra şu an siz evet. Profesyonel. Yok, profesyonel tamamen amatör. Amatörce değil mi? Hiç köpekle ilgili bir eğitim falan almadım. Tamamen bunlarla vakit geçire geçire. Bağlandınız. Evet evet. Zeyna bizim şeyimiz oldu aslında. Zeyna'yla ben tecrübe kazandım. Evet. Zeyna biraz acemilik oldu. Evet. Yavrusu biraz ustalık eserimiz. Bu yavrusu evet, Zeyna'nın. Yavru. Zeyna abi yavrusu. Şimdi bunlar birçok yerde kullanılıyor. Evet, otur. Birçok işte ne bileyim nasıl anlatayım sana. Mesela narkotikte falan kullanıyorlar. Narkotik. Bomba arama olsun, insan kurtarma da olsun. Gel. Otur bekle. İnsan kurtarma olsun. Hepsinde birebir gider bu köpekler. Her türlü. Gerekirse saldırı eğitiminde de çok iyi gider. Evet. Zaten kurtlara en yakın köpekler bunlardır. Agresiflerdir. Şimdi bunu ben onu düşündüm direkt zaten. Hayvana bunu götürsem. Hayvanda bu eğitimi verdikten sonra hayvanları çevir oğlum. Hayvanları abi, topla oğlum desem yaparlar mı? Yavruluktan eğitirseniz yer bu konuda her türlü işini görür yani. Allah zaten Allah. Bunlar Belçika çoban köpeği olarak geçiyor. Çoban köpekler aslında bunlar. Evet. Normalde kanları çoban köpeği. Belçika çoban evet. Köpeği. Evet. K9 diyorlar ya, bunlar mı onlar? K9 diye köpek cinsi yok. K9 eğitim adı.
Evet. Yani Alman kurdu olsun, Rottweiler işte Belçe kurdu olsun, Habermann olsun, bu tarz köpekler K9 eğitimi alabiliyorlar. Evet. Bekle. K9 eğitimin adı yani. Evet, eğitimin adı. Ya K9 diye bir köpek yok. K9 diye bir köpek yok. Zaten günümüzde Alman kurtlarını herkes şey zanneder. K9 zannederler. Evet. Gel, şunu da sorayım. Şimdi bekle, yeteneklerini göreceğiz arkadaşlar. Ben buraya bekle geldiğimde hayır, hayretlerle kaldım, size göstereyim dedim. Abi ikisi de dişi de, değil mi? Evet, ikisi de dişi. Dişi olmasının bir özelliği mi var yoksa çabuk eğitiliyor mu, erkekleri dişi de aynı mı? Dişi olmasının özelliği yok. Şöyle, hayır Zeyna. Zeyna tesadüf denk geldi bana. Evet. Yani seçme şansım yoktu, dişi denk geldi. Yavrusu da, o da dediğim gibi aramız iyi uçtu yavrusuyla. Onu da aralarını seçmiş gibi olduk. Aslında erkek yavrumuz vardı, o öldü. Evet, ne yazık ama ki. Ama evet, ben hep dişi beslediğim için dişi her zaman uçmayı daha bağlı kalıyor. Öyle evet, yani dişi olmalarının bir özelliği yok. Yok. Şimdi neler yapıyorlar abi? Bize mesela şimdi ne yap? Şimdi o zaten yeter. Bekle bakayım. Şuna bak. Şimdi bak. Böyle bekle dedin, beklerler mi baya? Bekle. Zeyna genelde kamerayı sevmiyor, ondan dolayı havlıyor. Kameraya bekle mı havlıyor? Evet, yani sevmiyor. Çünkü onunla ilgiyi kesiyoruz, kameraya odaklandığımız için. Evet. Sevmiyor. Allah bekle. Allah. Bekle. Küçük olan Nairobi. Zaten herkeste popülerde Nairobi var. Tipi de biraz benziyor derler genelde. Evet. Diğeri Zeyna, annesi. 9 aylık, 4,5 yaşında. Kaç yaşına kadar yaşıyorlar abi, onu da sorayım. Ya iyi beslerseniz 16, 17 yılı görebilirsiniz. Genelde 12, teslim ol. Nari bir, kaldır patileri. Ama iyi beslerseniz 12-16 yıl arası gidiyor. Evet. Bekle. Nari bir anneye sarıl. Hayır, teslim ol Zeyna. Nari bir anneye sarıl, bekle. Allah Allah. Bekle. Şimdi hava sıcak olduğu için biraz. Evet. Şimdi annene sarıl kızım de. Annesine sarılıyor. Aa, vallahi gözlerim doldu bakın. Çünkü bu otur, insanda göremeyeceğiniz bazı... Allah Allah. Nairobi, anneye sarıl bakayım. Zeyna bekle, otur. Sarıl anneye. Bekleyin öyle. Ben diyene kadar kıpırdamak yok. Bekle, hayır. Anneni öp. Allah Allah, niye tamam, abi? Tamam, bekle. Gel. Gel buraya. Otur. Bekliyorsun. Şöyle kamerayı göstereyim. Bekle. Sağ ayağını kaldır. Sağ. Sol. Sağ. X'ini birden kaldır. Abi bu. X'ini birden kaldır. Kaldır. Bekle. Ben bir hareket yapmayayım. Kaldır. Yapabilirsin, sıkıntı yok. Teslim ol. Bekle. Sağ ayağın indir. Geri kaldır. Sol ayağın indir. Geri kaldır. Bekliyorsun. Ayağa kalk. Hayır. Yavru olduğu belli. Biraz evet, şımarık. Kıskanç. Teslim ol. Ayağa kalk. Bekle. Ayağa Allah kalk. Allah. Bekle. Ayağa kalk. Teslim ol. Abi. Bekle, şimdi kafa şey. Bekle. Bayağıdan beri dışarı çıkmıyorlar herhalde. Ya da bugün her gün çıkartıyorsun. Nasıl yapıyor? Her gün. Ya her gün çıkarmanız lazım bunu. Enesini yapamıyor bu yasamlar. Gel buraya. Evet. Gel. Otur. Bekle. Bekliyorsun. Hayır. Kaldırın patileri. Sen de kaldır. Teslim ol. Bekle. Hayır. Lütfen. Bekle. Çak. Allah Allah. Gel abi bunun gel, sınırı yok herhalde. Yani siz yok, bunlara bir şey öğretip yat, bir şey getirttirebilirsiniz. Yat. Abi efsaneler. Şimdi bir de ben soruyorum, kusura bakmayın. Evet. Normalde bu eğitim bu köpeklerle mi alakalı yoksa Kangal'da bunu yapar mı? Ya da ne bileyim başka bir küçük köpek olur. Birçok köpek cismi var. Köpekle de eğitebilirsiniz. Ama şimdi bu köpekle Kangal'ın özellikleri farklı. Bu köpek çok eski bir köpektir mesela. Bunun kadar hızlı olamaz Kangal. Evet. Kangal bu kadar almaz yani eğitim. Kangal oturuyor, at, o tarz şeyler alabilir yani. Evet. Ama bu köpek istekli. Anlama bakımından dedim. Mesela algı bunda bir zeka var. Daha iyi. Tabii. Algısı daha yüksek bunların. Evet. Şimdi. Hayır be. Kaldı kaldı. Bekle. Sen de otur. Heh. Bekle. Gel buraya kız Zeyna. Siz bacağını açın şimdi mesela. Evet. Gel, ya, gel, gel bakalım. Otur. Gel buraya otur. Otur buraya. Bekle. Bacağımı aç. Açtım. Bekle. Bekle. Niyaz nasıl köpekler? Ben duygulandım vallahi. Şimdi oradaki bacı otur. Geç şuraya. Onun bacını geç. Otur bekle. Teslim ol. Bekle. Sevecek seni. Bekle. Şimdi bunlar da itaat çok olacak. Bekle. Allah'ım. Sırtından al bir şey. Bekle. Gel böyle. Evet. Gel. Otur. Teslim ol. Sırtından bir şey. Gittirmeye çalışın. İtaatini göreceksin. Öyle bekleyin mi aşağı? Yani... Teslim ol. Teslim ol, inmiyorsun aşağı, hayır. Teslim ol. Sizi çok güçlü duruyoruz. Bekle şey, öyle. Arkaya dayanıyor, onu demek tabii istiyoruz. Tabii dayanıyor. Yani ben yani elimi ittirmeye... Yani biz teslim ol deyince o öyle kalacak. İttirmeye... İzin vermiyor yani. İzin vermiyor, geri yaslıyor kendini. Evet. Şimdi şey yapalım.
abi. Beni korusunlar ya. Ben bunu göstermek Leyna'da, istiyorum yani. Leyna'da biraz yok ama Nairobi'de var. Yani onda o eğitim yok değil mi? Yok, onda onu vermedik ama ikisinin ayrı özellikleri var yani. Şimdi ikisi beraber yapar mı o işi? İstersen size hızlarını gösteririm bunları. Tamam, önce bunları gösterelim. Tabii. Şimdi. Zaten bunlar topu çok seviyor. Topu çok sevdiği için eğitmemiz bir tık daha kolay oluyor. İnanılmaz hızlı, inanılmaz atikler. Yani bunu istediğiniz yere atın, her türlü bu topu vururlar. Allah her Allah. Türlü. Aa bak, ben hatayı bulamadım topu. Bir gösterelim. Hadi gel. Niyaz, çok da uzağa atma ya. İstiyor musun? İstiyor musun? Havla. 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 Hadi koş bakayım. Buldular Niyaz. Sen de bak. Annesinin izinden o ya. Ha, vermiyor. Kıskanıyor. Abi vermez. Hayır, hayatta vermez. Köpeği eğitirken mesela otur komutunu veriyorsun, yat komutunu öğretirken mama veriyorsun, ödül veriyorsun. Evet. Ne oluyor, köpek mama için, ödül için yapıyor. Evet. Ama biz ne yapıyoruz bunu? Tamamen sevgiye dökmeye çalışırız. Gel, çık şu ağaca poz ver. Çık ağaca. Zeyna ağaca çık. Çık ağaca poz ver. Çık ağaca. Gel. Çık ağaca poz ver. Senden ayrı bir çık. Poz ver. Bekle. Bravo. Otur. Teslim ol Zeyna. Ayrı bir sen de kal, teslim ol. Bu biraz daha şey şu anda. Bu daha bebek. Bebek, doğru. 9 yani aylık. Hareketleri abi keskin yapamıyor. Teslim ol Zeyna. Teslim ol. Nari bir tane sarıl. Bekle Zeyna. Sarıl anne. Allah'ım ya Rabbim. Bekle. Bunları bu şekilde body yaptık yani anne kız. Evet. Nairobi şimdi annesi koruma özelliği var. Ha, ben onu biz zaten Niyazi ile deneyecektik evet, de annesini de koruyor mu? Bekle. Evet. Bak gel. Otur Zeyna. Belki seni ben yapsam beni yiyebilir abi. Yok ya. Tamam. Hayır. Tamam. Yapmayalım. Otur Zeyna. Bekle. Tamam. Hayır. Teslim ol Zeyna. Hayır. Bekle Zeyna. Anne mi koruyor şu anda? Evet. Abi Niyazi'yi korutalım biz buna. Tabii. Söyle tabii, beni korutalım. Ya da beni korusun ya. Hayır, beni korusun. Ben çok sevdim bunu. Zeynep, Nail'i bir korumaya geç. Abi şimdi. Bekle, korumada kal. Bekle. Biz buna dedik ki sen arabayı bekle, bisikleti bekle vesaire, eşya ayırt etmeksizin. Bu da insan da fark etmiyor bence. Ediyor mu? Yok, fark etmiyor. Falan şimdi. Niyazi'ye biz dedik ki koru. Şu anda bekle. Bu. Niyazi koruma geçti şu an bu. Sınırlarını şey yapmadıkça salmıyor. Sınırı tamam. Geçtikçe salıyor. Bekle. Abi evet. Yaklaşsana. Şu şekilde. Nairobi korumada kal. Bak göz ucuyla beni kovalıyor bak. Evet. Abi. Tekrar korumaya geç. Allah'ım. Bekle. Oğlum Niyaz, böyle köpeğin olduğunu düşünsene. Kimse bana yapamazdı. Şimdi sarıl bakayım Niyazi'ye, sarıl. Niyazi'ye de sarıl. Sarıl. Bekle. Çabuk çık. Bekle. Ya sarıl abi adama lan. Bekle. Şimdi hala korumada mı? Ya değil. Her zaman korumada. Şu an. Evet. Evet. Tamam, evet. Hayır. Ya şimdi biz de sahibi olduğumuz için biliyor evet. Yani. Ya ben yapacağım da şimdi zaten beni lazım. Yiyebilirler. Yiyebilir, atlayabilir. Sen bunun sahibisin, bekle. Bunu koru diyorsun. Bana saldırıyor. Ama şöyle, eğitimi ben verdiğim için oyun olarak veriyor ona. Ama başkası da yaptı. Ben sana yaparsam aynı şekilde belki ısırabilir beni. Tabii. Yani şöyle, anlık elini tutabilir. Abi nere? 2 metre var orası. Niyazi bir üste koysun ya. Gösterelim biz bunu. Nasıl alacak üstten köpek ya? Alır. Bir üste koyam ya. Takılır abi. Takılmaz. Allah Allah. Allah takılmaz. Bir üste dursa, koyam ya. Dursa? Durdu. Yani bunu almazsa o şimdi. Buna ip bağlasak daha rahat olur aslında. Bir deneme yapalım. Gel Zeyna. Evet. Biz uzak. Evet. Bekle. Hazır. Aa, nasıl odaklandılar abi? Şimdi. Ay düşürdü. Ama hemen çıkıyordu abi. Ya çok rahat. Orası Malinois için yani şey. İnanılmaz kolay. 2 metreden yüksek. Yani 5 metre rahat çıkar. Abi vallahi ben çok teşekkür ediyorum. Daha neler rica neler ederim, yapacaklar. Ne yani bunlar fragman gibi. Evet. Şöyle bunlarla bir kamp yapsanız göreceksiniz tamamen özelliklerini. Çok renkli köpekler ve çok duygusal köpekler bence. Tabii, ne kesinlikle. Bileyim benim böyle bir tane olmasını isterdim. Mesela çarşıya gidiyorum Niyazi böyle yanımda geziyor. Tabii biz yani başka düşünüyoruz da. Saldır Niyazi. Ama
Dedim ya, tekrardan söylüyorum, ülkemizde birçok yerde kullanıyor, AFAD'da kullanıyorlar, polisler kullanıyor, jandarma kullanıyor. Bunlar gerçekten eğitildiğinde çok güzel işler başarabilen köpekler. Abimiz kendi çapında. Yani ben profesyonel değilim diyor, tekrardan söyleyelim. Amatör. Tabii tamamen kendimiz yani. Hiçbir yerde eğitim falan almadık. Evet. Yani bizim amacımız şu. Herkes köpek besleyebilir. Köpek sevgisini aşılayabilir. Bu senle olmasa zaten yapamazsın abi. Senin kalbindeki o hayvan sevgisi bunlara da bir yerde geçmiş ki bunlar seni hem dinliyorlar hem ne bileyim, bana bir tuhaf geldi ya. Ben ilk bunlara buraya adak için gelmiştik. Han Kaymakamlığı'na biz adak dağıtımı da yapıyoruz bazen. Abimle orada tanıştım. Bana dedi bunu yapıyorlar, şunu yapıyorlar. Oturuyorlar, kalkıyorlar, sahipleniyorlar. Bana çok tuhaf geldi. Dedim ki bir gün gelelim, çekelim. Abimiz de bize bu fırsatı verdi. Teşekkür ederim. Rica ederim, ne demek? Yani bir çocuk köpekle büyütürseniz ya da başka bir canlıydı, merhametli olur. Bu iş böyledir yani. Evet. Hayvan sevgisini aşılarsanız o çocuk her zaman iyidir yani. Evet, hayvan sevgisi ondan tabii ki. Ondan dolayı yani biz bu şekilde videolar çekiyoruz. Tamamen amacımız bu. Siz maddi TikTok'ta bir şey... var mısınız? Varız TikTok'ta, evet. Ben hani... sizin şeyinizi açıklama kısmına bırakayım. Tabii Instagram'da var. Zaten ikisi aynı hesap. Niyazi at bence sen topu. Aha gitti valla. Oy! Yavru aldı. Bu sefer anne alamadı. Bak, Niyazi bir de sen at. Niyazi'nin attığını getirir mi? Tabii tabii. Niyazi. Nayri bir gel. Bravo benim akıllı kızıma. Bırak. Bekle. O, bu abi daha alışmış bak. Annesi gibi tabii. Değil. Bu daha iyi. Niyazi. Çok... Bir taraf atayım. İstediğin tarafa atabilirsin. Her tarafa atabilirsin. Abi, ormanın içine atabilirsin. Çok uzak gider ama. Ya sen... Şu tarafa. Sen istediğin her tarafa at. Tarafa. İstediğin her tarafa at. Bayağı uzak attın ama. Ya oğlum, sen bizi köpekleri tanımıyorsun. Niye? Niye sen de yemin ediyorum 2 kilometre. Bunun oradan alıp buraya gelmesi yaklaşık 25 saniye falandır yani. Çok o kadar mesafe. Yani. Çay demleseydik çökerdi onlar gelene kadar. Bağırmış lan. Bağırdı. Bak bak bak. Aslan yani. Parçasına bak bak. Ha, top nerede abi? Ağzında Zeynep'in. Arkadaşlar gidiyoruz. Tekrardan söylüyorum. Aslan parçaları bunlar. Eğitmiş abimiz. Bize de böyle bir gününü ayırdığı için teşekkür ediyoruz. Kaymakamlığa gideceğiz. Orada sancağımız varmış. Onu göreceğiz. Bakın. Son olarak bir şey söylemeyi istiyorum. Biz bahsettik müdürümle de. Bakın burada da var. Evet, sizden de alıveri yani, diyelim. Şunu satıldığı yerde siyah poşetle satışı yapılıyor. Evet. Bunu içten sonra o tekrar siyah poşete koyarsın, alır çöpe atarsın. Evet. Bunu içen, yani insan demeyeyim ama hakaret etmek istemiyorum. Şunu kırdıkları takdirde bu şekilde doğaya köpeklerimizi getirdiğimiz zaman patileri kesiliyor. Evet. Yani inanılmaz çok sıkıntı oluyor bizim için. Koyunların da aynı, ineklerin de aynı. Kesinlikle abi. Tabii yani insanda da oluyor yani. Yani o yüzden şunu yapmasalar daha iyi olur. Evet. Neyse. Mesajımızı da verdik. Haydi bakalım. Evet arkadaşlar, Han'da birçok yeri gezdik, gördük. Köpeklerden bahsettik. Yeraltı şehrini gezdik. Camimizden bahsettik. Han'dan, hamamdan bahsettik. Şimdi bugün ulaşamadık. Bahsettiğim sancak var ya, yarın ben tekrardan buraya gelip bu videoyu orada bitireceğim. Çünkü kendisi çok değerli. Müdürüm bize çıkarttıracak. Yarın inşallah. Evet, o yüzden videoyu kapatmıyorum. Biz buraya yal yapmaya geldik. Yallarımız da abi yapmış. Burayı bırakmış. Saralım. Gidelim eve. Yarın ama erkenden ya da öğleden sonra o sancağa şöyle dokunmak istiyorum. Çünkü Kurtuluş Savaşı'nda Yunan'ın denize dökülmeden önceki büyük taarruza başlanan süpürme harekatında tüm arkadaşları şehit olup yaralı kalan son askerin Han'a getirdiği sancak. Evet. Beline işte sarıp getiriyor. Kanlıydı o sancak. Değerli bir sancak. Ben de şöyle bir dokunayım ya da işte bir göreyim yakından, bir hissedeyim. Videoyu o zaman bitireceğim. Hadi saralım Niyazi. Tamam, oradan alacağım. Gidelim. Bunlar nasıl yapmış? Bak, bunlar senin olası abi. Abi ben 3 çuval getirdim. Nasıl 3 çuval lan? Ben 4 çuval mı? Neyse, evet. Yarın buradayız. Ağırmış lan. Gidiyoruz. Yarın sancak için buradayız. Videoyu yarın kapatacağım. Hadi bakalım. Evet arkadaşlar, videomuzu bitiriyoruz. Dün buradaydık. Han ilçemizdeydik. Birçok güzelliği gezdik. Tarihi olarak çok eski bir ilçemiz. Çifteler Han. Daha önce de bahsetmiştim. En son sancaktan bahsedilmişti. İşte sancağımız burada.
Tekrar söylüyorum, bu topraklar kolay kazanılmadı. Dedelerimiz ne canlar verdi, neleri kaybettik, neleri kazandık. Çok bizim için tarihi değere sahip bir sancak. Yani nerelerden geldi, nasıl oldu? Ne bileyim işte, insan böyle görünce duygulanıyor. Üzerindeki yazıları da görüyorsunuz. Han Kaymakamlığı'nda şu anda korunuyor. Abi çok büyük bir güzellik yani. Ben şöyle şurasını da size göstereyim. Okumak isteyenler tarihi hakkında. Bulunduğumuz yer Topçu Kışlası. Burada korunuyor. Arka tarafı da var. Ama bayağı bir yıpranmış. Şöyle çevirebilirsek. Ama yıprak... Çevirelim mi? Çevirelim. Evet arkadaşlar. Diğer tarafını da çevirdik. Bakın bu tarafta da yazılar var. Hatta şöyle siz görebiliyor musunuz bilmiyorum ama. Şöyle bak. Yani bu bir tarih ya. Gerçekten insanın duygulanmaması elde değil. Bu tarafta kan izlerinin olduğunu söylemişlerdi ve görüyorsunuz. Evet. Evet arkadaşlar, ben yavaştan videoyu bitireceğim. Size söz verdik. Bugün de gösterelim dedik. İşte görüyorsunuz, iki tarafını da gördünüz. 100 yıldan beri, belki daha uzun bir süredir burada korunuyor. Buradaki koruyan, bunu saklayan abilerimize de teşekkür ediyoruz. Çünkü bizim için değerli. Dedim ya, bu vatan kolay kazanılmadı. Onca can, onca şehit, dedelerimiz neler yaptılar, hepsini tarihte görebilirsiniz. Bunların değerlerini de bu derecede güzel koruyup saklamak gerçekten güzel. Buraya geldiğimizde tabii ki şimdi çok yıpranmış, sergilenir, sergilenmez bir şeyler yapılır ama üzerinde çalışıyorlar. Bunu görme ihtimaliniz de var ama hana geldiğinizde çok çok güzel yerler sizi de bekliyor. Daha önceden de gezdiğimde ben size gösterdim. Yeraltı şehrinden hana, hamama kadar. Onları da görebilirsiniz. Bu bizim için daha da güzel oldu. Evet, bir diğer yüzünü de şöyle yukarıdan göstereyim. Videoyu bitirdim ama arkadaşlar, dediğim gibi burada muhafaza altında korunmuş. Çok güzel ya. Evet, görüşmek dileğiyle. Evet arkadaşlar, güzel bir sürpriz. Videoyu bitirmiştim ama Kaymakam Bey'in hediyesi. Kendilerine çok teşekkür ediyorum. Aleksan abime, Tarım İlçe Müdürü, Han Tarım İlçe Orman Müdürü. Orman Müdürü beni burada gezdirdiler, anlattılar. Bu tarihi görmüş olduk. Dedim ya, birçok güzellik var. Açıklama kısmına da konumunu bırakacağım. İnşallah gelirsiniz. Ben kendim ilk defa gezdim, kendimden utandım. Abime de dün de söyledim. Bu güzellikleri görmediğim için. Çünkü çok geldik buraya. Alelade böyle geçtik gittik ama her tarafı tarih kokuyor. Sancağımızı gördünüz. Ne değerler var, ne güzellikler var. Görüşmek dileğiyle. Şöyle de hediyemiz. Kaymakam Bey'e de çok teşekkür ediyoruz. Han Hükümet Konağı'ndayız. Han ilçesinde bizi ağırlayan herkese çok teşekkürler. Görüşürüz arkadaşlar. Bunu güzel bir yere asacağım abi. Çok teşekkür ederim.